Recep Uçar aldığı takımı önceden çalışmamış. Çalışmadığını Gaziantep maçından sonra takımın üzerinde oynama yaptıktan sonra Beşiktaş ikinci yarı, Başakşehir en sonunda Ankara Gücü'nde ayaklar altına aldı takımı. Hiçbir varlık göstermedi. Bu da dersine iyi çalışmadı. Takıma hazır, takımı tanımaya nasıl lütfetmedi veya takımı tanımaya bir tenezzül göstermedi mi diyelim. Bu çok ağır bir kelime olacak. Oktay abi. Çağdaki farkı anlatmayacağım. Bir şey daha söyleyeyim, sana vereceğim. Tamam. Çağdaş Hoca sezon sonuna kadar bu hoca bu şekilde giderse bu takım, şu lafı her zaman biz duyacağız. Ben kendi öyle bir takım bıraktım ki benimle berabere kaldı diyebilecek kadar da cüret gösterdi. Ve biz bu lafı yedik geldik Kadir Has'ta. Bu beni üzüyor zaten açıkçası. Evet. Hoca dokunuşuna her zaman inanırım. Çok süre verilmesine hiç her zaman karşıyım. Çünkü hoca kendisiyle çelişiyor. Hoca kötü mücadele ettiriyor. Sistemi yok. Sistemi yok ortada. Sahada koyduğu bir kötü oyunu var. Kötü mücadele. Oyuncular mücadele etmek istemiyorlar. Kilidi çözecek varyasyonu ve B, B, C planları yok. Beni üzen bu. Yani buradan çıkarız rahatlıkla beraberliği. Yani galibiyeti koruruz. Buradan mutlaka geri dönüş yaparız diyebileceğim bir Kayseri Spor'u sahada göremiyorum. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu da tek sebebi bana göre Recep Uçar'ın kendisinden kaynaklı. Macaristan'ın vizyonu neydi? Uluslararası yarış müsabakalarının Avusturya gibi bir merkez olacaktı. Biz şimdi orada ucuz bir kayak turizm merkezi haline getirdik. Yıllarca biz bunu söyledik. Evet. Bir birden gelelim. Biz siyasette olan etkimizi parti olarak Ankara siyasi meclis etkisini ne yazık ki sporda göstermiyoruz. Burada onu diğer iller çok iyi yapıyorlar. Konya bunu çok iyi başarıyor. Kayseri'de yöneten akıllar sporu fuzuli olarak görüyor. Bu 2032'ye stat tercihleri üzerine baskı yapmadan, onun için hakemler bize burada doğrar. Onun için bize en ağır cezayı verirler. Onun için en çok para cezasını biz yeriz. Bizim sporda bakış açımızın soğuk olması Ankara ve İstanbul'da federasyon nezdinde çalışmadığımızı gösteriyor. İşte sonra da 2032'de aday olarak da RHG Enerji Stadyumu'nu bize verme. O 10 stat arasında yazılmasa bile yani Kayseri'nin ismi en azından ne bileyim bir hazırlık maçına Eskişehir'in verildiği gibi buranın verilmesi lazım. Şimdi TFF'nin vizyonsuzluğuna gelecek olursak zaten tutup da Süper Kupa'yı yani Arabistan'da yapmak yerine Anadolu'nun herhangi bir yerinde ki Almanya'da bile yani gurbetçilerin yoğun olduğu bir yerde yapsa para Suudlar'da para. Biz para burada birazcık ne kadar verecek? Kazanana 2,5 milyon, kaybedene 2 milyon, artı takımların konaklama ücretleri, artı oraya yol gidiş geliş masraflarının verileceği açıklanan toplam 5-6 milyon dolar gibi bir para var ortada. O çok farklı bir olay. Suudi Arabistan yani futbola yatırımının bir ayağıdır o. Türkiye yani Avrupa'ya yüzünü dönmek için Türkiye'deki spor kupasıyı da kullanıyorlar. Yani Ronaldo'lar, Neymar'lar nasıl gittiyse. Abi bir de şöyle bir şey var. Senin lig şampiyonunun alacağı prim kadar süper kupayı kaybeden prim alacak. O zaman biz bütün statları kapatalım. Bütün maçları orada oynatalım. Yıllardır işte buraya takım ya da şeyler geliyor. O TFF yetkilileri. Bir forma veriyoruz. Gezdirirsek işte burada sahilinde böyle yemek yediği lüks yerlerin birinde yemek ediliyoruz. Belki sizin de. Ondan sonra gönderiyoruz. Şimdi hiç öbüründe ya da bizim de böyle bir talebimiz olduğunu tamam yani ben siyasette sizin söylediğiniz kadar etkili olduğumuzu açıkçası düşünmüyorum. Bizimkiler tamamen sporu bir zul olarak görüyor. Tamam. Buradan çıkacak bir çocuğun aslında yani bütün o buraya getirdikleri selam kelamla veya ikili ilişkiyle veya bir bazı bağlantılarla torpille buraya getirdikleri o sanatçıları veya o yazarları neyse onlardan daha iyi reklamımızı yapacağını bilemiyorlardır. Zamanında işte buraya Roman Hoca gelmişti, Şumudika gelmişti ya da kulüp başkanı kadın olmuştu. Türkiye'nin birçok yerinde Kayseri'nin reklamı yapılmıştı. Biz sporu zaten sevmiyoruz. Sanatı zaten sevmiyoruz. Federasyon unutmuş Kayseri'yi. Yani bir tane en azından arada bir hazırlık maçı ver de buradaki insanların da gazını al. İşte Sivas'ı var, Yozgat'ı var, Nevşehir, Niğde'si var. Yani dediğinizde hatırlıyorum ama zaten senelerdir biz onların gözünde yok hükmündeyiz ki. Ben Konya'yla Kayseri'yi kıyaslamam ustad olarak. Ama
Antalya'yla kıyasla. Yalnız Galatasaray'ın zemini daha kötü. Hepsi kötü. Biraz çok haklı. Şimdi Antalya'nın zemini de kötü, stat da kötü. Yani öyle bir yere yaptırmışlar ki belli. Yani birine yaptırmışlar. Zamanında bizim buradaki de hani kaçmıştı ya. Rahmetli bir bakanın yakını. Onun gibi gerçekten stat zemini olarak çok kötü. Stat yapısı olarak çok kötü. Ama o stadın eğer ki aday olarak geçiyorsa Kayseri'nin kesin geçmesi lazım. Orada katılıyorum size. Spor şehriyiz diyorsunuz. Yani belediyenin yaptığı sahalar var uygun değil. Bugün en büyük belediyenin yani Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki en büyük ilçeler, en çok nüfus olan ilçeler Melikgazi ve Talas. Birer tane stadı yok. Halı sahada eğitim yapabilirse yapıyorsun yoksa yok. Talas'ın stadı vardı. Kenarı gitti. Binası gitti, orası gitti, burası gitti. Şimdi o zaman Kınaş diye birine verildi. Şimdi Kınaş'takiler içeride yatıyor bazı nedenlerden dolayı ama verenin hiçbir şeyi yok.